FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in yargılanmasına başlandı. Daha fazla bilgi İstanbul'dan Ramazan Almaç ayırdı. 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlandı duruşma. Öncelikle şunu belirterek başlayalım. Duruşma tanıkların dinlenmesi için kendisinin ifadesi alındıktan sonra ileri bir tarihe ertelendi. Bu bilgiyle paylaşalım. Ancak duruşmada da ifade işlemleri gerçekleşti. David Keynes Haziran ayında İstanbul'a geldikten sonra gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Ardından da daha sonra yargılama süreci başlandı. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok'un lisans sahibi olduğu yönünde bilgiler vardı. Bu bilgiler doğrultusunda da aslında Amerika'ya gittiğinde Alparslan Demirol'un ismini David Keynes olarak değiştirmişti. Şu anda 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada avukatıyla birlikte katıldı. Önce kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitinde meslek olarak müşavir olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık kazancının da 3000 dolar olduğunu belirtti David Keynes. Ardından da kimlik tespitinin ardından savunma bölümüne geçildi. Savunmasında da çarpıcı bilgiler paylaştı aslında. Bu uygulamayla ilgili olarak FETÖ'nün gizli haberleşme ağından önce Atalay Cendelen isminden bahsetti David Keynes. Onun aslında bir uygulama oluşturduğunu, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu uygulamayı çözdükten sonra da böyle bir uygulamaya geçildiği notlarını da paylaştı. Aslında bu konuyla ilgili her ne kadar lisans sahibi olarak lanse edilse de bu konuyla çok da ilgisi olmadığı iddiasında bulundu David Keynes. İsmiyle ilgili sorulan bir soruya da daha öncesinde iktisada meraklı olduğu için Keynes ismini kullanmaya başladığını, David Ricardo olarak önce bir isim seçtiğini ancak İspanyol ismini çağrıştırdığı için daha sonra bunu değiştirip David Keynes olarak ismini değiştirdiğini belirtti. Mahkeme başkanının önemli bir sorusu daha vardı. Aslında 1999 yılında FETÖ ile irtibatını kestiğini belirtti David Keynes. Ancak madem irtibatın kesildi, Türkiye'de meydana gelebilecek darbeden nasıl haberiniz oluyordu şeklindeki soruya ise David Keynes Amerika'da aslında örgüt çevresindeki bu söylemin, Türkiye'de darbe olacağı söyleminin çok sıkça konuşulduğu yönünde de çarpıcı ifadelerde bulundu. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. FETÖ terör örgütünün Baylok sistemi şifre gizli haberleşme ağı ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok önemli çalışmaları neticesinde bu sistem, bu haberleşme ağı çökertilmişti ve yapılan çalışmalar neticesinde de binlerce mesaj ortaya çıkarıldıktan sonra da FETÖ ile iltisaklı olan hesaplarda ele geçirildikten sonra gözaltı işlemleri de başlamıştı. Bugün itibariyle Haziran ayında Türkiye'ye geldikten sonra tutuklanan David Keynes 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmasına katıldı. Şunu da belirtelim. Avukatı duruşmaların kapalı olması yönünde bir talepte bulundu. Ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti. David Keynes savunmasının ardından da mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. David Keynes ile ilgili olarak hazırlanan iddianame kapsamında FETÖ örgütünün elebaşıyla görüştüğü, aynı zamanda örgüt içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mahrem yapılanmasında öğretmen abilik statüsüne kadar önemli bir noktaya da geldiği de tespit edilmiş oldu. İddianame kapsamında David Keynes ile ilgili olarak silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendiğini de belirtmiş olalım.